Kripto Sesli Haber'e hoş geldiniz. 13 milyondan fazla Terra Classic, Lunç jetonu yakıldı. Terra Luna ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Terra Luna haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Terra Classic, Lunç yolda yanıyor. Daha geniş çalışma alanı askıya alınırken, A hafta sonu ve pazartesi gününün erken saatlerinde 13,7 milyon Lunç jetonunun yakılmasına tanık olduğundan Terra Classic, Lunç yakma kampanyası devam etti. Yakılan 13 milyondan fazla itonun 5 milyonu ve 3,5 milyonu bağımsız Terra doğrulayıcıları Lunç DAO ve Luna Station 88'den sorumluydu ve Terra Casino 3,9 milyona kadar jetonu yaktı. Lunç DAO en son işlemler, bağımsız Terra doğrulayıcı Lunç DAO tarafından 5 milyon Terra Classic, Lunç jetonlarının yakılmasını içeriyordu. En son önemli yakma işlemi, şimdiye kadar yakma kotasına katkıda bulunmaya kararlı olan önde gelen Terra doğrulayıcı Lunç DAO tarafından gerçekleştirildi. Terra Finder'den alınan verilere göre, Lunç DAO'nun 5.023.338 Lunç jetonunu içeren son yakma işlemi 12 Aralık 1.38 UTC tarihinde gerçekleştirildi. İşlem notunda Lunç DAO Burn 40 yazıyor. Bu da işlemin yazma girişimi tasarlandığından bu yana Lunç DAO'nun 40. yakma egzersizini temsil ettiğini gösteriyor. Bu, doğrulayıcının kampanyanın sürdürülmesini sağlama taahhüdünün altını çiziyor. Lunç DAO, kendisini ilk yanan, ilk vizyonu ortaya koyan ve ilk topluluk oluşturan olarak lanse ederek, resmi hesabındaki bir tweet aracılığıyla en son yakma işleminin altını çizdi. Doğrulayıcı ayrıca 40. yakılmasının da gösterdiği gibi, yaklaşık 8 aylık sürekli yakma işlemine tabi tutulduğuna dikkat çekti. Lunç DAO, baskı tarihi itibariyle toplam yakma sayısı 420 milyon Lunç'e yükselen 5. en büyük Lunç bürülörü olmaya devam ediyor. Lunç DAO'nun toplam yakma değeri, toplam 220 milyon kümülatif yakmaya sahip diğer doğrulayıcı Anodesum değerinin neredeyse 2 katıdır. Ekim ayında, Lunç DAO aynı anda 22 milyon tokenlik en büyük tek yakma işlemlerinden birini gerçekleştirdi. Ay istasyonu 88 ayrıca, başka bir Terra doğrulayıcı Lunar Station 88, hafta sonu 3,5 milyondan fazla Lunç jetonunu yakan en son yanık serilerine dahil olan kuruluşlardan biriydi. Terra Finder'den alınan verilere göre, 3,501,207'yi içeren yakma işlemi 11 Aralık 15-19 UTC tarihinde gerçekleşti. Notsuz gelmesine rağmen, yanık Luna istasyonu 88 ile ilişkilendirildi. Yakılan miktar, doğrulayıcı tarafından son 2 haftada toplanan komisyonların 1/3 birini temsil ediyor. Doğrulayıcı, 3,5 milyondan fazla Lunç jetonunun yanı sıra, Twitter tanıtıcısından da anlaşılacağı üzere 11,9 bin USTC yaktı. Doğrulayıcı daha önce 2 haftalık komisyonlarının 1/3 birini yakma sözü vermişti. Terra Kumarhanesi yakın zamanda piyasaya sürülen Terra Casino, en yeni yanık gruplarından en eskisini gerçekleştirdi. Kumar platformu, 10 Aralık 13.25 UTC tarihinde yazma adresine 3.984.017 Lunç jetonu gönderdi. Terra Finder'a göre, işlemdeki notta Betting Burn 2 yazıyor. 21 Kasım'da lanse edilen Terra Casino, 6 ayda 24 milyar Lunç jetonunu yakabilen bir platform olarak lanse edildi. Platform, bahislerde kullanılan para biriminden bağımsız olarak tüm bahis hacimlerinin %0,2'sini yakma sözünü tutarlı bir şekilde yerine getirdi. Terra Casino, ilk 1 milyon Lunç'sini lansmanından 4 gün sonra yaktı. Geçen Cuma The Crypto Basic tarafından indekslendiği üzere, en son yakma işlemlerinden biri 4 milyon Lunç ile ilgiliydi. Ayrıca kumar platformu 28 Kasım'da tek bir işlemde yakma adresine 8,9 milyona kadar Lunç jetonu gönderdi. Daha bir ay önce piyasaya sürülmesine rağmen, Terra Casino şu anda toplam 12,9 milyon Lunç yakma ile 21. en büyük Lunç bürülörü. Cumartesi ve pazar olmak üzere 2 günde toplam 13,7 milyon Lunç yakıldı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Terra Luna haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz.
Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.